Merhaba çocuklar. 5. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısı hazırlık çalışmalarımız başlıyor. Bugün sizlerle beraber 40'tan fazla soru çözeceğiz. Biraz uzun bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü o zaman 100 alacaksınız arkadaşlar. Garanti ediyorum. Çünkü benzer sorular çıkacak. Bütün soru tiplerini bugün çözeceğiz. Hadi başlayalım. Aşağıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir. Evet bize bölükler verilmiş. Bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz biliyoruz ki 3 tane bölük gördük. Şurası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası da milyonlar. Şimdi yerlerine yazarsak hepsi çıkacak. Evet, bakalım. Milyonlar bölü 70 demiş. O zaman buraya 70'imizi yazalım. Binler bölü 15. Buraya 15 yazalım. Ama bu başı boş kalmaz. Buraya bir sıfır koymamız lazım. Çünkü burada 3 tane basamak olacak değil mi? 1'ler bölüğü de 8'miş. Bakın 8 yazdık. 2 tane de 0 koyduk. Bu da 3 basamak olacak çünkü. Yani 70 milyon 15 bin 8. 70 milyon 15 bin 8. Evet. D şıkkı cevabımız olur. Evet. Hemen geçiyoruz bu soruya. Yukarıdaki sayı dizisinde örüntüyü bozan sayı hangisidir? Bakıyoruz kaç kaç gitmiş. Buradan buraya bu. 6 artmış. Buradan buraya 6 artmış. Buradan buraya 4 artmış. Yani bu bozmuş değil mi arkadaşlar? 33 bozmuş. Şimdi kaç olması lazımdı? 35 olurdu doğrusu. 6 arsaydı. Sonra 6 arsa 41 olurdu. Evet. Cevap 33 arkadaşlar. 33 düzeni bozmuş. Oraya 35 gelmeliydi. Evet geçiyoruz diğer soruya. Şimdi geldik bu soruya. 5, 3, 0, 6 sayılarını birer kez kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en küçük sayının 300 fazlasını kim doğru bilmiştir? Evet bunlardan en küçük hangisi arkadaşlar? 3. 0 başa yazamayız. O zaman 4 basamaklı olmaz. Şimdi 0 yazabiliriz. Evet. Şimdi 5 yazarız. Şimdi 6. 3056 en küçük sayıdır arkadaşlar. Bu rakamlar oluşabilecek. Buna diyor ki 300 ekle diyor. Cevap bu değil tamam mı? 300 ekledikten eklidik. sonra cevap bulacağız. Evet 6, 5, 3, 3. 3356 olacağı doğru cevap vermiştir diyoruz. Hemen yukarıdaki sorulara bakalım. Evet. Bölme işlemi var ve çıkarma işlemi var. İşlem önceliği önce parantez içi yapılır. 20'yi 4'e böleceğiz. Sonra 1 çıkacağız. Evet 24'e bölersek burası kaç çıkar? 5. 5 eksi 1 nedir? 4'tür cevap. Yani C şıkkı. Geldik bu soruya. Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en büyüktür? Bakın hepsi birim kesir. Bu bir bütünü 14 parçaya bölmüş birini almış. Bu 12 parçaya bölmüş birini almış. Bu 10 parçaya bu 9 parçaya. En az parçaya bölen bu arkadaşlar. 9 parçaya böldüğü zaman bunun parçaları biraz daha büyük olur. Yani birim kesirimiz 1 bölü 9 olan daha büyüktür. Evet geldik diğer soruya. 20 bölü 3 kesirin tam sayılı kesir olarak eşiti hangisidir? 20 içinde 3 kaç kere var arkadaşlar? Ona bakacağız. 20 bölü 3. 6 kere var. Bakın 3 kere 6 18. 2 daha 20 yapar. Yani 6 tam 2 bölü 3. B şıkkı bulunur. 12 bölü 30 kesirin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? 12 bölü 30. Bölebildiğimiz kadar böleceğiz arkadaşlar. İkisi de hemen 6'ya bölündüğü gözüküyor bakın. 6'ya bölünür. 12'ye 6'ya böl 2'dir. 36'ya böl 5'tir. 2 bölü 5 en sade halidir. Kerem'in 65 TL'si Yağız'ın 120 TL'si vardır. Kerem parasının 1 bölü 5'ini Yağız ise parasının 1 bölü 10'unu vererek bir top aldılar. Buna göre top, topun fiyatı kaç TL'dir? Evet Kerem'in 65 lirası varmış. 65'in 1 bölü 5'ini bulalım. Yani 65'i 5'e bölelim. 1'ini alalım. Arkadaşlar 65'i 5'e bölersek 13 çıkar. 13 çarpı 1 eşittir. 13. 13 TL Kerem vermiş. Top parası. Yazın 120 TL'si varmış. Yaz 120'yi 10'a böleceğiz. 1 bölü 10'u. Ne yapar? 12. 12 çarpı 1 12 TL'de kim verdi? Yağız verdi. Evet toplam para ne kadar yapıyor? 12 artı 13 bu da 25 TL yapar. Top parası ne kadarmış? 25 TL'ymiş arkadaşlar. Geçiyoruz hemen diğer soruya. Hemen yandakine bakalım. Yukarıdaki şekillerle gösterilen işlem yapıldığında sonuç kaç olur? Evet bu bir bütünü kaça bölmüşler? 9 parçaya bölmüşler. O zaman paydamız 9. Kaçını boyamışlar? 1, 2, 3, 4'ünü. 4, 4 9. Artı. Bu da yine bakın 3'e 3. 9 parçaya ayırmışlar. Kaçını boyamışlar? 1, 2, 3. 3'ünü boyamışlar. 3 bölü 9. Toplarsa paydalar aynı olduğu için 4 artı 3 bölü 9. Payları topluyoruz sadece. o da 7 bölü 9 bulunur. Cevabımız C şıkkı. 8 düzine kalemin 3 bölü 4'ü satıldı. Geriye kaç kalem kalmıştır? Arkadaşlar düzine 12'dir biliyoruz ama önce 8'in 3 bölü 4'ünü bulalım. Ondan sonra 12 ile çarparız. Bakın 8'i 4'e böleceğiz. Tam bölündüğü için zaten bu işlemi yapıyoruz. 8 4'e böl 2. 2 çarpı 3 eşittir. 6 düzine satılmış. Ne kadar kalır? Kalanı soruyor çünkü bize. O zaman 8'den 6 çıkarsa 2 düzine kalır. Değil mi? Peki bir düzine ne kadardı? 12 idi. O zaman 2 çarpı 12 dersek de 24 tane kalem kalmıştır arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Hemen yan tarafa bakalım. Gökhan Hoca'nın 5128 lirası vardır. Bir araba 9854 TL olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmelidir? Para, arabanın tamamı fiyatı buymuş. 9854. Arabanın toplam fiyatından şu biriktirdiğini var olanı bir çıkarırsak 5128'e daha ne kadar ihtiyacı olduğunu, ne kadar biriktirmesi gerektiğini buluruz. Buradan 4'ten 8 çıkmaz. 10'lu kalır. 14'ten 8 çıktı 6. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 1 çıktı 7. 9'dan 5 çıktı 4. 4726 cevap C şıkkı bulunur. Geliyoruz hemen bu soruyu çözelim. Hangisi bileşik kesirdir? Bileşik kesir neydi arkadaşlar? Payı paydasından büyük olacak. Yani üstteki büyük olacak. Bakın 9 bölü 6 görüyor musunuz? Payı paydasından büyük. Bu bileşik kesirdir. Bunlar basit kesir arkadaşlar. Bakın 2 bölü 7 payı paydasından küçük. O da basit. O da basit kesir. Demek ki bir tane bileşik kesir var. O da zaten cevabımız. Bileşik kesir. birimiz de gideceği yolun 4 bölü 15'ini giderse 400 metre yol gitmiş olacaktır. Buna göre bisikletin gideceği yol toplam kaç metredir? Şimdi 400 metre 4 bölü 15'miş ya. Yani şu 4 parça ne kadarmış? 400 metreymiş görüyor musunuz? 400'ü 4'e bölersek o her bir parça yani birim kesirimiz 100 metre bulunur. Toplamda 15 parça var ama o zaman 15 çarpı 100 dersek o da toplam 1500 metre yolun toplam uzunluğu bulunur. Aşağıdaki üstü ifade kaça eşittir? 3'ün karesi demek arkadaşlar. 2 tane 3'ü yan yana yaz. Çarp demektir. 3 kere 3, 9 cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki tam ile kesi birleşik kesi çevrilirse aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydayla tam kısmı çarpıyorduk. Yani 2 çarpı 4 Çarpıyoruz. Sonra payı topluyoruz. 3 bölü 4. 2 kere 4 8. 3 daha ne yapar? 11 bölü 4'tür cevap. O da D şıkkı. Hemen yan taraftakini çözelim. Çöze, çöze aşağı doğru ineriz. Kaç tanesi doğrudur diyor. O zaman e, 8'in karesi 8 üzeri Bu doğru arkadaşlar. Şimdi gelelim B'ye. 5'in küpü 5 üzeri 3 demek. 5'in küpü sayısı 145'e eşittir. Hayır bu yanlış. 5'in küpü demek arkadaşlar. 3 tane 5'i yan yana yaz. Çarp demek. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 bulunur. 145 değil demek. Yanlış bu. 19 üzeri 3 demek. 19'un küpü demektir arkadaşlar. Evet 19 3 sayısı 19'un küpü diye okunur. Bu doğru. Evet. 2'nin küpü 3'ün karesinden büyüktür. Bakalım. 2'nin küpü demek bu. 3'ün karesi demek de bu. 2'nin küpü arkadaşlar 3 tane 2 2 2'nin çarpımı 8 yapar. 8 9'dan 3'ün karesi de 9 demekte 8 9'dan büyük müdür? Hayır. Bu yanlış arkadaşlar. O zaman bu da yanlış. Demek ki doğru olanlar A ve C. Yani iki tane doğru var arkadaşlar. Aşağıdaki kesrin 5 ile genişlemiş hali hangisidir? 5 ile genişletmek demek. Yani burayı payı ve paydayı 5 ile çarp demek. Bu da ne yapar? Hemen bakıyoruz. 2 kere 5 10. 3 kere 5 15. 10 bölü 15 bulunur. Sayı doğrusunda ok ile gösterilen, gösterilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş ona bakacağız önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş. 1, 2. Paydamız 7 olacak 7 parça bölündüğü için. Üst taraftan sayıtlarımıza paya yazacağız. Bakın 1, 2. 2 bölü 7. Cevap A yani bir problemimiz var. Enes'in babasının boyu 182 cm. Enes'in boyu 150 cm'dir. Enes her yıl 5 santim uzadığına göre en az kaç yıl sonra Enes'in boyu babasının boyunu geçer? Şimdi aradaki farkı bulalım. 182'den 150'yi bir çıkartalım. Ne yapar? 32 santimetre. Her yılda 5 santim uzuyordu. O zaman 32'yi şöyle 5'e bir bölelim. 6 kere 5, 30 mu? Evet. Ne kaldı? 2. Arkadaşlar 6 yıl bir kere geçmesi gerekiyor. Ama şu 2 santim uzaması için de 1 yıl daha gerekiyor. O zaman toplarsak 7 yıl gerekiyor en az. 6 yıl yetmiyor çünkü. Tamam mı? şu 2 santiminde uzaması için diğer yıla geçmiş gerekiyor. Evet cevap değişik. Buna bakalım. Eşit parçalara bölünmüş dairede boyalı kısmı ifade eden kesir aşağıda giden hangisidir? Bakalım önce kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman paydamız 8 arkadaşlar. Kaç boyalı? 3 tanesi boyalı. 3 bölü 8'dir. Cevabımız değişik. Hemen buna bakalım. 6'nın karesi artı 0'ın 5. kuvveti. Arkadaşlar 6'nın karesi 36'dır. Bakın 2 tane 6'nı çarpın. 6 kere 6 36. Artı 0'ın bütün kuvvetleri 0'dır. 36 0 daha 36 yapar. Cevap B şıkkı. Çizilen şekillerin içindeki 4 kesirden biri diğerlerine denk kesir değildir. Bu kesir hangi şeklin içindedir? Şimdi bakıyoruz. 2 bölü 3, 8 bölü 12, 10 bölü 15. 9 bölü 12 değil. O belli. Şöyle bakalım. Bakın bunu 4 ile çarp. Bunu da 4 ile çarp. 2 kere 4 8. Bakın buna denk geliyor. 3 kere 4 12. Bununla bu denk. Tamam mı? Bir kere şöyle bu denk oldu. 2 bölü 3'ün bir de 5. kuvveti almak istiyorum. Şöyle. Bunu 5 ile bunu da 5 ile çarp. 2 kere 5 10. Bakın paylar denk geldi. 3 kere 5 15. Paydalar denk geldi. Demek ki bu 3'ü birbirine denk arkadaşlar. Burada bir denklik Yok. Yani o zaman cevabımız bu, bu ve bu üçü denk. Şu kutu denk değil arkadaşlar. Cevap B şıkkı. O da nasıl anlıyoruz? İşte bak mesela bu 3 12 olmuş ya. O zaman bunu 4 ile çarpmak lazım. 12 olsun. Mesela bunu da 4 ile çarparsa buranın 8 olması gerekiyor o zaman. Ama bu 9. Demek ki denklik yok burada. Evet. Gelelim diğer soruya. Hacmi 5 litre olan ve tamamıyla boş olan bir kova. Aşağıdaki kesir olarak verilen litrelerden hangisi kadar doldurulursa kova tam dolmaz. Şimdi bunlardan hangisi acaba 5'ten küçük demek istiyor tamam mı? Yani şöyle 5 litrelik bir kova var. Bu kovaya sen 5 litre koyarsan dolar değil mi? 5 litreden küçük bir sıvı koyarsa dolmaz. O zaman bakalım. 12'yi 2'ye böl. Bakın bu nedir? 6'dır. Evet sen buraya 6 litre koyarsan bu kovayı doldurursun. 25'i 5'e böl. 5 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burası 5. Burası 6. Bu da doldurur. 32'yi 5'e bölersen ne yapar? 6 kere 5 32. Yani 6 litre biraz da hatta küsürat da var. Bu da doldurur. Yani bu 3'ü doldurur. Ama 20'yi 6'ya böl. 3 kere var arkadaşlar bakın. 6 kere 3 18. 2 daha 20. Yani bu 3 litre koyuyorsun. E 3 litre ne yapar? Bunu doldurmaz. Şurada bir yerde kalır yani. Tam doldurmayacağı için cevabımız C şıkkı bulunur. Yani bu 5 litreden küçük. Evet şimdi geldik bu soruya. 87 bölü 13 kesirinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirmemizi istiyor yani. O zaman 87'nin içinde 13 kaç kere var bir bakalım. Şöyle arkadaşlar 5 kere 13 65 yapıyor. Demek ki 6 kere var. 6'yı bir deneyelim. Yetmezse 7'ye bakarız. 6 kere 3 18 elde var 1. 6 kere 1 6 1 de elde 7. 78 oldu. Çıkartalım bir. 17'den 8 çıkarsa ne kalır? 9. Burada kaldı 7. 7 eşittir işte 0. Evet 9 kaldı. Bu kalanı ne yapıyorduk? Yukarıya yazıyorduk. Şurası tam kısım oluyor. 6 tam. Faydamız zaten hep değişmiyor. 13. Bakın 6 kere 13 78 oldu. Kalan da üstte yazıyorduk. 6 tam 9 bölü 13. O zaman cevap A şıkkı bulunur. Bu neye eşitmiş? 87 bölü 13'e eşitmiş arkadaşlar. Geçiyoruz diğer soruya. Televizyon alan Ahmet Bey'in televizyon parasının 3 bölü 4'ü olan 90 lirasını ödemiştir. Buna göre televizyonun toplam fiyatı ne kadardır? Kaç lira yani? Şimdi şu 3 parçası diyor. 3 bölü 4'ü 90 liraymış. 3 parçası 90 liraysa 90'ı 3'e bölelim. Yani bir parçası birim kesiri 30 TL'dir. E tamamı da 4 parçaymış. O da 30 çarpı 4 dersek 120 TL televizyonun toplam fiyatı. Tamam mı? O zaman cevap D şıkkı bulunur. Şimdi geldik bu soruya. Bir sinema salonunda 28 sıra ile her sırada 123 seyirci vardır. Salonun tamamı dolu olduğuna göre salondaki müşteri sayısı kaçtır? Arkadaşlar sinema salonu şöyle değil mi? Böyle böyle gidiyor. Ve bakın şurada ekran olsun. Her sırada ne kadar kişi varmış? 123 kişi, 123. Ben bunları toplayayım mı, toplamayayım mı? Toplamanın kısaltılması neydi arkadaşlar? Çarpmaydı değil mi? Yani 123 ile 28'i çarparsak toplam kişiyi buluruz. 8 kere 3, 24 elde var. 2, 8 kere 2, 16. 2 de elde, 18. 1 elde, 8 kere 1, 8. 1 elde, 9. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Toplayalım. 4, 8, 6 daha 14 elde var 1, 10, 14, 1 elde 3, 3444 tane seyirci varmış arkadaşlar cevap C şıkkı. Hemen geçelim bunlara. Şu soruya bakalım. Yukarıda verilen boşluklara küçük, büyük, eşittir semboller yazılacaktır. Hangi seçenekte bu işaretlerin sırası doğru verilmiştir? Şimdi 13 bölü 2 bileşik kesir bir çevirelim mi arkadaşlar? 13'ün içindeki 6 kere var. 6 kere 2 12 bir daha 13. Yani 6 bu 6 buçuk yani 6'yı geçmiş bu. 6 6 buçuk nedir? Küçüktür. 27 bölü 5. Bunu da bileşik kesir tam sayılı kesir çevirelim. 27 içinde 5 5 kere var. 5 tam 2 bölü 5'tir. Yani bu bir kere 5 tam. Yani 5 tam da nedir? 4 tamdan büyüktür. 65 bölü 13. Arkadaşlar 65 13'e tam bölünür. Yani bu aslında 5'tir. O zaman 5 5'e nedir? Eşittir. 65 bölü 13, 5'e eşittir. O zaman küçük büyük eşittir. Kalım küçük büyük eşittir. Cevap B şıkkı bulunur. Evet şimdi geldik bu soruya. Enes, Yusuf, Elif'in sırasıyla 3 bölü 7, 2 bölü 7, 5 bölü 7 metre uzunluğundaki çubukları vardır. Bu çubuklarla basketbol sahasının uzunluğunu ölçeceklerdir. 3 arkadaş bu çubuklarla her bir ölçüm için eşit zaman harcayacaklardır. Tüm saha için daha çok zaman harcayandan, daha az zaman harcayana doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir saha varmış. 3 bölü 7 Enes'inki, Yusuf'unki 2 bölü 7, Elif'inki de 5 bölü 7. arkadaşlar sahayı elindeki çubuğun uzunsa eğer ne yaparsın? Kısa sürede hemen bitirirsin değil mi? Şöyle hemen bitirirsin ölçümünü. Ama elindeki çubuğun küçükse ne yaparsın? İşlemin biraz daha uzun sürer değil mi? Mantığı bu. Daha da küçükse işlemin çok çok uzun sürer. Çünkü her işlem aynı sürede yapılıyormuş. Her bir ölçüm aynı sürede yapıldığına göre. O zaman ne diyeceğiz? Çok zaman harcayan kimdir? Elindeki çubuğu en kısa olandır. Burada en kısa kim? 2 bölü 7 mi? O da kim? İkinci sırada Yusuf mu? Yusuf en uzun sürede bakın daha çok zaman harcayandan diyor. O zaman Yusuf büyüktür. Sonra çubuğu küçük olan kim? 3 bölü 7. O da kim? Enes. Sonra bu zaman harcayacaktır en fazla. En az kim arayacaktır? Çubuğu en büyük olan 5 bölü 7 elif. Bunu daha kısa sürede bitirecektir. Ve elif diyoruz. Karışmasın diye enes elif yazdık. O zaman Yusuf enes elif hangisi? Cevap C şıkkı bulunur. Geldik bu soruya. Milyonlar bölüğündeki sayı hangisidir? Arkadaşlar milyonlar bölüğü burasıdır değil mi? 687 cevap A şıkkı. Nisa her gün evden koşarak gidip gelmektedir. Nisa 6 günde 6144 metre koştuğuna göre Nisa'nın evi ile işi arası kaç metredir? Şimdi burası ev olsun arkadaşlar. Burası da iş olsun. Bakın evi ile işine koşarak gidip gelmektedir. Yani bir gidiyor bir de geri geliyor. Ne yaptı? Yani iki sefer yaptı. Tamam mı? Ve 6 günde diyor. O zaman ne yapar bu? 2 çarpı 6 12 ev arası evli iş arasını 12 kere sayacağız tamam mı arkadaşlar? Yani 6144'ü 12'ye böleceğiz. Bu anlaşıldıysa bölme işlemimize başlayalım. 61'de 12 5 kere var. 5 kere 12 60. Ne kaldı? 1. Şimdi 4 aşağı iniyor. 14 12 1 kere var. 12. Ne kaldı? 2. 4 aşağı iniyor. 2 kere var 12. 24 yapar. Yani cevap 512 metreymiş. 512 metre. 512 metre gitti. 512 metre geldi. 1024. O bir günde yaptığı mesafe tamam mı arkadaşlar? Bir günde 1024 metre yapıyor. Bunu da 6 ile çarparsak bakın 6144'ü buluruz. Cevabımız C şıkkı doğru. Yukarıda verilen sayı göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Evet örüntüye bakacağız. A'yı bulacağız ve B'yi bulacağız. Toplayacağız. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar? 5'er 5'er artmış dikkat ederseniz. Bu da 5 artmış. O zaman 5 artarsa A ne olur? 34 bulunur. Şimdi buna bakalım. Bu kaç artmış? 3 artmış. 3 artmış. Bu da 3 artarsa B ne bulunur? 45 bulunur. O zaman 34 artı 45 diyeceğiz. 5 4 daha 9. 3 4 daha 7. Cevap 79 bulunur. Evet bir bölme işleminde bölen 32 bölüm 23 kalan 17'dir. Buna göre bölünen sayı kaçtır? Şöyle bölme işlemimizi yazalım. Bölen 32 yani şurası 32. Bölüm 23 burası 23. Kalan da 17. O zaman burası da 17. Bana bölünen sayı yani burayı soruyor arkadaşlar. Ne yapıyorduk hatırlayalım. Şöyle 32 ile 23'ü çarpıyorduk. Sonra 17'yi topluyorduk ki bölüneni burayı bulalım değil mi arkadaşlar? O zaman hemen 32 ile 23'ü bir çarpalım. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Toplayalım. 6 3 7. 736. Şimdi de 17'yi toplayalım buraya. 6 7 daha 13 elde var 1. 3 1 daha 4 1 de elde 5. 753 yani cevap D şıkkı bulunur. Geldik hemen diğer soruya. 6 bölü 9 Eşittir kutu bölü 18. Yandaki verilen kesirler denk kesir olduğuna göre kutu yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Denk kesirler nasıl bulunuyor arkadaşlar? Genişletme yapılarak ya da sadeleşme yapılarak bulunuyor değil mi? Demek ki 9'u ben 2 ile çarparsam 18 yapıyor. O zaman 6'yı da 2 ile çarparsam o zaman kutu ne bulunur? 12 bulunur. Cevap D şıkkı. Bir depoda 480 ampulün 2 bölü 5'i satılmış. 120 tanesi de kırılmıştır. Buna göre kaç tane ampul kalmıştır? O zaman 480'i ne yapalım? 5'e bölüp 2 parçasını alalım. Tamam mı? 480'i 5'e böleceğiz. Ne yapar? Hemen kenarda bölelim. 9 kere 5 45. Ne kaldı arkadaşlar? 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Burası da 0. 6 kere 5 30. Yani ne oldu? 96 bulundu. Bunu da 2 ile çarpacağız. 96 çarpı 2 dersek 6 kere 2 12 elde var 1. 9 kere 2 18. 1 de elde 19. 192 tane satılmış. 120 tane de kırılmıştı. Bunları bir toplayalım. 192 ile 120'yi toplayalım ki 2, 9, 2 daha 11 elde var. 1, 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. 312 bulduk. Tamamı kaçtı? 480'den de 312'yi çıkaracağız. Ondan 2 çıktı. 8. 7 kaldı burada. Verdik ya buna. 7'den 1 çıkarsa 6. 4'ten 3 çıktı 1. 168 tane ampul kalmıştır. Kalan. Evet siliyorum. Siz dur durdurup izlersiniz. Sayı doğrusunda K noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2 ile 3 arasında yani 2 tam değil mi? Şimdi 2 ile 3 arasında kaç parça ayırmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ayırmış. Yani 2 tam paydamız 6 olacak. K 5'teydi. Bir bakalım bir daha. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tam 5 bölü 6. Yani cevap A şıkkı. Yukarıda verilen kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanmış aşağıdakilerden hangisidir? İşte arkadaşlar tam kısmına göre değerlendirebiliriz. Bakın bunun tam kısmı yok bile. Hatta en küçük o zaman 5 bölü 6'dır. O da küçüktür. Bunun tam kısmı 2, bunun tam kısmı 4. O zaman 2 tam daha küçüktür. 2 tam 1 bölü 3. O da küçüktür. 4 tam 3 bölü 4'ten. Yani şöyle baktığımız zaman 5 bölü 6 kimdi? C'ydi. C küçüktür A'dan. A da küçüktür B'den. C, A, B cevap 5. Evet hemen altındaki soruya bakalım. 20 bölü 6 küçüktür. Üçgen yukarıda verilen karşılaştırmaya göre. Üçgen yeni. Aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi önce bunu birleşik kesiri, bir tam sayılı keseri çevirelim. 20 içinde 6 kaç kere var? 3 kere var. 6 kere 3, 18. 2 daha ne yapar? 20 yaptı. Bu, bak 3'ten 2 bölü 6 nedir? 1'den büyüktür. Gelebilir. 2 gelebilir. 3 gelebilir. Ama 4 gelemez değil mi? Yazılamaz. Çünkü 3, 4'ten büyük değildir değil mi arkadaşlar? O yüzden 4 yazılamaz buraya. Cevap değişik. 8'e bakalım. Yukarıdaki şekillerin kesirle ifadesi açılarının hangisidir? Bakın bu bir tam, bu da bir tam. Yani iki tam. Şimdi kaç parçaya bölmüşler? Bir, iki, üç parça. O zaman paydamız üç. Kaçı boyalı? İkisi. İki tam, iki bölü üç. Yani cevap A şıkkı. Hemen buna gelelim. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre kutunun alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu genişletelim biz de bunu. Paydası 24 olacak şeyde genişletelim. Bunu Şöyle gösterelim. 3 ile çarpalım. Bunu da 3 ile çarpalım. Ne olur? 3 kere 3. 9 bölü 24 müdür bu? Evet. Kim 9 bölü 24'ten büyüktür? En küçük 10 bölü 24. 9 bölü 24'ten büyüktür. 11 yani bölü 24 de büyüktür. 12 bölü 24 de büyüktür ama en az diyor en küçük 10 bölü 24. 9 bölü 24'ten büyüktür. O zaman cevabımız 5 bulunur. Yani 9'dan bir büyük sayı 10. Oradan yakaladık. Yani evet, şimdi geldik buraya. Zehra bin TL parasının 3 bölü 5 ile ceket 1 bölü 4 ile de çanta almıştır. Buna göre Zehra toplam kaç TL harcamıştır? Şimdi 1000 TL paramız var. Bunu 5 parçaya bölüp 3 ile ceket alıyoruz. 5'e bölelim. 200 yapar. 200'ü de 3 ile çarpalım. 600 TL'ye ne almış? Ceket. Bunu yazalım. 1 bölü 4 ile de çanta almıştır. O zaman 1000'i ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 250 yapar. 250 de arkadaşlar. 1 ile çarpacağız. 250 TL ile ne almış? Çanta almış. Şimdi kaç para harcamıştır? Bize harcadığını soruyor. Yani 600 artı 250 850 TL para harcamıştır. Kalanı sormuyor. Bize harcadığını soruyor. 850 TL toplam harcama. Evet 9 bölü 4 kesire hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Arkadaşlar bunu bileşik kesir, tam sayılı kesire çevirelim. Bu 2 tam 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4 değil mi? İşte bu 2 ile 3 aralığındadır. Evet, bu kesir 2 ile 3 arasındadır. Evet, geldik bu soruya. Verilen karşılaştırmaya göre üçgenin en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar fayda eşitleyelimiz bunların hepsini. Bakın bunu 9 ile çarpalım. Burayı 9 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 3 ile çarpalım. O zaman burası ne olur? 9 bölü 27 küçüktür. Üçgen bölü 27. O da küçüktür. 18 bölü 27. Şimdi şöyle baktığımız zaman üçgenin en büyük değerini sorduğu için 18'den bir küçük sayı nedir arkadaşlar? 17 bölü 27. 18 ve 27 nedir? Küçüktür. O zaman cevabımız C şıkkı. Üçgen alabileceği en büyük değer 17 olur arkadaşlar. Evet. İşleminin sonucu kaçtır? 5'in küpü diyor arkadaşlar. 3 tane 5'in çarpımıdır değil mi bu? 5 çarpı 5 çarpı 5. O da 125 yapıyor. Bak 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 4'ün küpü diyor. O da 3 tane 4 4. 4'ün çarpımı. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 bulunur. O zaman verilenleri yerine yazalım. 125 eksi 4'ün küpü 64. Bakın parantez içinde. Artı 4. 125'ten 64 çıkarsa ne kalır? 61 kalır. Artı 4. Bu da nedir arkadaşlar? Toplarsak 65 bulunur. Cevap C şıkkı. Aşağıdaki üstü sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir? 4'ün karesi, 4'ün karesi. Bu doğru. 5'in küpü ya da 5 üssü 3 de diye okunur. Doğru. 6'nın karesi ya da 6'nın ikinci kuvveti. Bu da doğru. 3'ün karesi 2'nin küpü. Evet bu yanlış arkadaşlar. 3'ün karesi demek şu demektir. Bu değil. Bunun okunuşu nedir? 2'nin küpü. Demek ki burada bir hata var. Cevap değişik. Hemen yandaki soruyu çözelim. Hangisi 3 bölü 4 ile denk kesirdir? Evet, bu 1 bölü 2 arkadaşlar. Hepsini tek tek yazalım. Bu 3 bölü 8. Bu 2 bölü 4. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçanın 6'sı boyalı 6 bölü 8. Şimdi bu ikisi zaten yarım demektir. Bu değilse bu da değil. Zaten bu yarım değil zaten. 6 bölü 8 arkadaşlar cevap bu. İsterseniz bir bakalım 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 6'ı 2'ye böl. 3 8 2'ye böl 4 3 bölürdü verdi mi? Verdi. Cevap D o zaman. Evet hemen buna bakıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde verilen çarpım aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap 6'dır. Yanlış. Cevap 8'dir arkadaşlar. 3'ün karesi şeklinde yazılır. Hayır. 2'nin küpü şeklinde yazılır. Bu da yanlış. 2 üzeri 3 şeklinde yazılabilir. Bu doğru. Artı. 3 çarpı 2 şeklinde yazılır. Hayır. Bu da yanlış. Geldik bu soruya. 48 bölü 60 kesirin en sade hali üçgen bölü kutu olduğuna göre üçgen artı kutu toplamını bulunuz. Arkadaşlar 48 bölü 60'ı bölebildiğimiz kadar böleceğiz. Küçük küçük bölelim isterseniz bakın. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 48'i 2'ye böl. 24. 60'ı 2'ye bölelim. 30. Sadeleşir mi? Sadeleşir hala. Kaça bölünür? Bakın 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 24'ü 2'ye böl. 12'ye. 32'ye böl. 15. Bakın bunlar 3'e de bölünür. 3'e bölelim. 3'e bölelim. 12'yi 3'e böl. 4. 15'i 3'e böl. 5. Daha da bölünmez. 4 bölü 5. Demek ki bu üçgen. Bu da kutu. Toplarsak 9 eder arkadaşlar. 4 artı 5 eşittir. 9 bulunur. Bakın en sade hali bu. Evet. Bir kırtasiyeci tanesi 5 TL olan kurşun kalemlerden 120 tane almıştır. Kalemlerin 20 tanesi rutubetten nemlendiği için çöpe atmıştır. Kırtasiyeci kalan kalemlerden zarar etmemesi için tanesini en az kaç TL'den satmalıdır? Şimdi 5 TL'den 120 tane kalem mi almış? O zaman 120 ile 5'i çarparız. Ne kadar masraf yapmış bu adam? 600 TL masraf yapmış. Şimdi kalemlerin 120 tanesinden 20 tanesi de çöpe gitti. Geriye kaç kalem kaldı arkadaşlar? 100 kalem kaldı. Yani 100 kalemi öyle bir rakama satmalı ki 600 lira yakalasın. Arkadaşlar 100 kalemi 6 ile çarparsa 600 rakamını yakalar. Demek ki tanesi 6 lira olmalıdır. Evet şimdi geldik bu soruya arkadaşlar. Belinin parası Ayşe'nin parasının 3 katından 4 TL fazladır. İkisinin paraları toplam 128 TL olduğuna göre Bel'in kaç lirası vardır? Şimdi şöyle yapalım. Veli, Ayşe. Veli'nin parası bir kat olsun arkadaşlar. Ayşe'nin parası ne oluyor? 3 kat artı bir de 4 lira fazlası. İşte bu hepsinin toplamı 128 lira mı yapıyormuş? Şu 4 lira fazlalığı bir çıkartalım isterseniz. Yani 128'den 4'ü bir çıkartalım. 124 TL Geriye kaldı? 4 kat. Bakın bu Veli ile Ayşe'nin paraları toplamı 4 kat. Bu 4 katta 124'e eşitmiş. 124'e 4'e bölelim. 4 kere 3, 12. Ne kaldı? 0, 0. 4 kaldı. 4 kere 1, 4. Yani 1 kat neymiş arkadaşlar? 31 TL'ymiş. O 1 katta Veli'nin parası mı? Evet. O zaman Veli'nin parası 31 lira. Cevap A şıkkı bunu. Ayşe'nin parasını sorsaydı 3 çarpı 31 derdik. Ne yapar? 93. Bir de 4 lira toplayacaktık. Artı 4. 97 lira da kimin olurdu? Ayşe'nin parası olurdu. Toplarsak da 97 değil 31'i 128 yapıyor. Geçiyoruz. 68 kişilik bir turist kafilesinin tamamı en fazla 10 kişi alabilen balonlara bineceklerdir. Buna göre en az kaç balona ihtiyaç vardır? Arkadaşlar 68'in içinde 10 kaç kere var? 6 kere var değil mi? 60. Geriye 8 kaldı. Bakın Altı kişilik balon şey altı tane balon tam dolu. Ama bir balon daha lazım. Çünkü 8 kişi ne yapacağız? Onlar da başka bir balon alacağız. Yani altı artı 1 7 tane balon lazım bize. Tamam mı? Cevap B o zaman. Yani şimdi geldik bu soruya. En yakın yüzde yuvarlandığında 500 olan en büyük doğal sayı. Arkadaşlar üçgenimiz neymiş? Yüzde yuvarlandığında 500 olacak ama en büyük. Bu arkadaşlar 549'dur. Bu sayı 500 ile 600 arasındadır ama 600 olamıyor, 500'e yuvarlanıyor. 549 olabilecek en büyük. Çünkü 550 olsa bu artık 600'e yuvarlanır. Üçgeni bulduk. Şimdi geldik kutuyu bulmaya. En yakın binliğe yuvarlandığında 3000 olan en küçük doğal sayı Sadece binliğe yuvarlanıyor. Yani 2000 ile 3000 arasında en küçük 2500'dir arkadaşlar. Çünkü 2500 artık nereye gider? 3000'e yuvarlanır. Yani 2000'i geçmiş oluyor. 3000'e yuvarlanıyor. Bu ikisinin toplamını soruyor bana. Yani 2500'de 549'u toplayalım. Evet, 9, 4, 5, 5'te 10 elde var. 1, 3049. Bu üçgende. Cevabımız B şıkkı o zaman. Geçiyoruz diğer soruya. Yanda verilen kalanlı bölme işleminde kutunun alıcı en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda ne yapacağız? Her zaman şu kalana bakacağız. Kalan bölenden bir küçük sayı olacak. O da 12 olacak ki bu kutu en büyük olsun. Ben şimdi 13 ile 11'i çarpacağım. 12'yi ekleyeceğim. O zaman 13 çarpı 11 diyelim şuraya. 3 kere 1, 3. 1 kere 1, 1. 1 kere 3, 3. 1 kere 1, 1. Şöyle toplayacak olursak. 3, 4, 1. 143. Şimdi 143'de ne yapacağız? 12'yi ekleyeceğiz. Kalanı toplayacağız ya. O da 3, 2 daha 5, 5, 1. Yani 155 bulunur. Geçiyoruz. Hemen bu soruya bakalım. Üçgen aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Cevap bu. Birkaç tane işlem yapacağız. Bakın toplama, çıkarma, toplama. En son üçgeni bulacağız. 582 ile 1000'i toplarsak 1582'dir. 1582'den 400 çıkarsa 1182 bulunur. 182 ile 5000 toplanırsa 6182 bulunur. Bak kafadan toplayabiliyoruz. O zaman cevap C şıkkı bulunur. Saatteki hızı 120 km olan bir otomobil 720 kilometrelik bir yolu kaç saatte alır? Yani 720 kilometreyi saatte 120, 120, 120 böyle hızlarla alacak. Acaba içinde kaç kere 120 var değil mi? O zaman bölme yapacağız. 720'yi 120'ye böleceğiz. Bakın bu 0 sıfır, bu 0'ı götürdü. 72 12. 6 kere var. 6 kere 2 12. 1 elde. 6 kere 6 1 elde. 7. Çıkartırsa bakın 6 saatte bu yolu alır. Cevap A şıkkı. Evet son 2-3 soru falan kaldı. Bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz daha sabredin. Çarpma işlemine göre üçgen kutu ve yuvarlak kaçtır? Şimdi burada bakacağız. 888'i ben 6'ya bölsem burayı bulurum arkadaşlar. Çünkü sen burada 140 bir şeyi 6 ile çarpınca bunu buluyorsun? Bu büyük ihtimal 8. Bir deneyelim. 8 kere 6 48. Evet sağlıyor. Elde var 4. 6 kere 4 24. 4 de elde 28. Elde var 2. 6 kere 1 6. 2 de elde 888 sağladı. Demek ki üçgen 8'miş doğru. Şimdi 148'i ben neyle çarparsam 296 yapar. Bu da 2'dir arkadaşlar belli. Bakın 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. 2 kere 1 2 sağladı. Şimdi alt tarafı toplayalım. 8 14 elde var 1 10 18 elde var 1 2 1 daha 3. Hepsini bulduk. Şimdi üçgenimiz 8'di. 8 artı kutumuz 2'ydi. Artı yuvarlakta 3'tü. 10, 13 cevap B şıkkı bulunur. Geldik buraya. Limonun tanesi 125 kuruştan alınıp 175 kuruşa satan bir manav. 100 limon alıp sattığına göre manav kaç lira kar etmiştir? İşte bir tanesine ne kadar kar ediyor arkadaşlar? Onu bir bulalım. O zaman 175'ten 125'i çıkarırsak 50 kuruş kar ediyor bir tanesinde. Tamam mı? Ama 100 tane limon var. O zaman 50 çarpı 100 diyoruz. Bu da ne yapar? 5000 yapar. 5000 kuruş kar ediyor. Ama bizden TL diyor değil mi? Lira diyor. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? 1 TL 100 kuruştu. Yani 2 sıfırını silersem bunu liraya çevirmiş olurum. Demek ki 50 lira kar ediyor. Cevabımız A şıkkı bulunur. Şimdi geldik buraya. Son iki soru. Evet yukarıda verilen şekil örüntüsünün 10. adımındaki şekilde bulunan en küçük karelerden kaç tane vardır? İşte burada birinci adım 1 bir arkadaşlar. ikinci adım 4. Üçüncü adım 9. Dördüncü adım 16. Dikkat ederseniz burada bir şeylerin karesi var. Bak birin karesi 1. Bir. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Bunun kuralı karesi alınarak gidiyor. O zaman 10. adımda 10'un karesi 10 kere 10 100 bulunur. Demek ki 100 tane o küçük şu kutulardan 100 tane varmış. Cevabımız 100. Hemen geçiyoruz diğer soruya. Şimdi geldik bu soruya. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 6. adımında kaç tane daire vardır? Arkadaşlar böyle bir şekil görürsek bunları hemen sayısal veri haline getireceğiz. Bakın burada 3 tane daire var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. İşte sayısal veri haline getirince daha rahat anlıyoruz. Dikkat ederseniz hep 3'er 3'er artmış. Adım sayısını 3 ile çarpınca buluyoruz bakın. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. O zaman üç kere 6, 6. adım diyor ya, 18 tane ne olur burada? Daire olur böyle üst üste. 18. Cevabımız 18 arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda sorularımız bitti. Bakın 40 yakın soru çözdük. Yani umarım konu anlaşılmıştır. Bu video sonuna kadar izlediyseniz ben inanıyorum yazıldan çok iyi bir not alacaksınız. Ve aldığınız notları mutlaka bu ee, videonun altına yorum kısmına yazın. Ben de göreyim. Yazılardan kaç aldığınızı görmek istiyorum. Merak da diyorum. Yani yaptığımız bu emeğin çabanın karşılığını alabiliyor muyuz? Sizden başka bir beklentimiz yok. Yeter ki izleyin ve öğrenin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Size güveniyoruz. Evet, Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.